Pınar Su Bay J Show'u sunar. Adamın biri gerizekalı taklidi yaparak bütün hemşireleri mıncıklamış. Ellerden üstündür. Benim aklıma gelmedi. Açık konuşacağım. Oysa ki doğal bir salak tipi de vardır bende yani. Yalan olmasın. Kendi annesiymiş gibi telefonda hemşirelerle konuşup 2-3 yaşlarında zekası olan bir adama bakım için anlaşıyormuş. Göğüslerimizi tuttu diye soruşturmadan normal olduğu ortaya çıkmış. Ay yok, göğüslerin değil, adamın. Adamın... Kes, bunun filmi çekilirse ben başrolde oynamak istiyorum. You're listening to Bay J on Power FM. Selam millet, iyi akşamlar hepinize. Engin'e teşekkür ederim, müzik harika. Wakaçika. Büyük şehirlerde trafikle cebelleşenler için şimdi Power FM'de Bay J var. Sakin, huzurlu bölgelerde yaşayan, sükunet içindeki insanların da huzurunu kaçırmaya niyetliyim. Çünkü büyük şehirde yaşamak berbat bir şey. Ve ben kuyuya düştüm. Kuyuya düşerken başkalarını da çekme psikolojisiyle yapıyorum. Unutmayın bunu. Kötü niyetle yani. Neden sahnede stand-up gösteri yapmıyorsun Bay J diye soruyorlar. Çok basit bir cevabı var. Sahnede komedi yapmak için fazla yakışıklıyım. Şaka bir yana. Çok yakışıklı değilim ama komik adam tipi yok bende. Yani sıradan bir tip var. Böyle sahneye çıksam mikrofonu tamir etmeye gelen adam gibi görünüyorum, anladın mı? Yani giyim tarzım, saç kesimim, sakalım filan. Ne bileyim, böyle daha çok böyle bir sıhhi tesisatçılar, sendika başkan yardımcısı falan gibi. Yani yine bir titir var ama... Et yemeyi çok seviyorum. Keşke daha fazla sevsem ama bazen mesela çay filan içmek istiyorum. Doğal olarak arada biraz böyle miyim? Çay iyi gidiyor. İneklere... Ya bütün hayvanları kesiyoruz, yiyoruz, postunu kullanıyoruz filan ama ineklere biraz haksızlık ediyor olabiliriz arkadaşlar. Yani bütün hayvanları yiyoruz ama ineği yiyoruz, derisine ayakkabı filan yapıyoruz. Çocukları olan danaları yiyoruz ve inek sütü içiyoruz. Yediğimiz dananın içmesi gereken sütü bir akşam kurabiye eşliğinde içiyoruz. Ya çocuğunu yiyoruz, ineğin artık nasıl olsa yok diye sütü de içiyoruz. Aşkım akşam ne yiyelim? Bir tanem, öğlen 600 gramlık bir dana pirzola yedim. Bu akşam sadece annesinin sütünü içip kurabiye yiyeceğim. Bari hayvanlara iyi davranalım. Hadi yiyoruz içiyoruz ama mesela bir hayvanı tekmeleyen birini gördüm mü ben de gidip onu tekmeliyorum empati kursun diye. Vallahi yapıyorum. Hiçbir hayvan tekmelenmeyi hak etmiyor. İnsan evet. Hayvan hayır. İnsan tabii. Şöyle bir düşünün. Şöyle bir kafanızda bir düşünün. Büyük ihtimalle bir çırpıda böyle tekmelenmesi gereken ben dahil 20 kişi gelecek aklınıza. Büyük ihtimalle ben de geleceğim. Ya yiyelim hayvanları, yiyelim. Ama etik davranalım, rica ediyorum. Kalbim kırılıyor, vicdanım sızlıyor. Çünkü bir ineğe benden daha yakın bir insan olamaz. Bakın. Herkes benim en büyük zayıflığımın güzel kadınlar olduğunu sanır. Oysa ki antrikot. Kimse bilmiyor bunu mesela. Ara sıra mesela pizza falan söylüyor arkadaşlarım. Onu da yiyorum ama zaman öldürmek gibi bir şey. Gerçek yemek gibi değil ki. Pizza ile ilgili tatsız bir hatıram var. Yıllar önce anneannemi kaybettik. Üzülmeyin, 90'larındaydı. Hepimiz yaşlanıp öleceğiz. Ama şöyle, hastane odasındayız. Çok acıktık kuzenimle. Pizza söyledik odaya. Acıktık abi, ne yapalım, Allah Allah. Neyse, pizzacı çocuk hastaneye geldi. Odaya yönlendiler. Odaya geldi. Oley dedik, pizza geldi. Anneannem o anda öldü. O anda kaybettik. Ne yapacaksın ki? Öyle bir durumda yani, pizzacıya parasını ödedik. Hiçbir günahı yokken ölen birini görmek zorunda kaldı. Bahşiş falan verdik. İnsafsız da demiyor ki kaybınız için üzgünüm, ödeme yapmanıza gerek yok. Baya tam pizza parası aldı. Bir de mesele şu, yani kuzenimle hayvan gibi açız bakışıyoruz, tamam mı? Yani olaylar çok ani oldu her şey. Hani bu böyle bir olayın görgüsü nedir? Yani ne bileyim, bir dilim yemek için ne kadar beklemek gerekir? Ben 20 dakika yeterli mi? Yoksa... Şaka ediyorum, anneannem burada stüdyoda bu akşam. Evet. Pizza getirmiş bana. Yok, şaka ediyorum. 90'larda kaybettik, 87 yaşındaydı. Ama inanın bana, beni çok severdi.
özel bir çocuk olduğumu düşünürdü. Bu yüzden çarpılmadım senelerce hala. Neler anlatıyorum, hala çarpılmadım. Ama mesela beni çok severdi. Kuzenimi o kadar sevmezdi. Kuzenim o kadar şanslı değil. Müzisyen oldu, mızıka ustası. Aç, ağzı kokuyor. Ne iş yapar? Mızıkacıyım abi. Nur içinde yatsın tonton anneannem. Power FM'de Bay J'nin şovu dinleyiciler. İsraf etmeyin rica ederim. Peki. Aldatılıyorsunuz, kazıklanıyorsunuz, haksız yere bağırılıyorsunuz. Sürekli gülümsemek için ya çok pozitif olmak lazım ya zır deli ya da Bay J. Hadi bu erkeğin bekleme olayı. Ha ya ve sakın beklediğiniz noktayı terk edip başka bir yere ayrılmayı falan düşünmeyin. Tufan kopsa orada duracaksın. Makinalıyla tarıyorlar değil mi? Yok bir yere gitmeyeceksin. Araba mı yanıyor? Sıcağa dayanmaya çalış. Dinleyiciler, adım Bay J. Size gerçekleri anlatmaya geldim. Ben anlatırken gülmeyi tercih ederseniz siz bilirsiniz. Zaten her zaman gülmez miyiz alınacak halimize? Ama biraz gülüp eğlenemeyeceksek çekilir mi bu hayat ha? Yakında kıyamet kopacak sevgilim. Yapacak hiçbir şey yok, gel sevilelim. En iyi yenge müzik Power FM'i dinliyorsunuz. Ve böyle yani biz iyiyiz, sürekli yeni bir şeyler yapmıyoruz, zamanla beraber akıyoruz ama bilirsiniz Bay J ile uzun süreli kontrat yapacak zihniyeti yakaladınız mı? Artık kaybetmemeye yemin etmişsiniz demektir bu yüzden. Annem ve babam beni çok özgüvenli yetiştirdiler, hayata hazırladılar. Dünya benim oyun alanım ve canım ne isterse yapabilecektim ama bir yerde hata yapmış olmalılar. Çünkü 25 senedir radyo komedyenliği yapıyorum. Oyun alanım bu mu benim yani? Açık fikirli, olgun insanlar annemle babam. Ruh hastası olmaları temel özelliklerini değiştirmiyor da bu. Babam ergenlik çağımda bana seksle ilgili konuşma yapmıştı. Bak evlat, şimdi vücudunda değişiklikler fark edeceksin. Sesin kalınlaşacak, kıllanacaksın, daha agresif olacaksın. Kurt adam olacağım zannetmiştim. Evet. Şey demişti bana. Bak evlat, hiç önemli değil. Eğer gay olmak istersen bunu benimle konuşabilirsin. Biz annenle seni çok seviyoruz. Senin sen olman dışında senden bir beklentimiz yok. Keşke bunları söyleselerdi ama söylemediler. Hiçbir aile söylemiyor. Çünkü kendi imalatları olduğu için kendi ideal insanları olmanızı bekliyorlar. Ve ne olursanız olun kafalarını salladıkları takdirde bile içlerinde doktor olabilirdi diye geçirirler. Gerçekten öyle geçirirler. Ben çocuğuma öyle yapmayacağım. Evet. Ben içimden şöyle geçireceğim. En azından radyo sunucusu olabilirdi. Demem için kim bilir ne olması gerekiyor. Ne istersen olabilirsin Bay J. Ne istersen olabilirsin. Ben de içimden hep şey derdim. Korsan olacağım. Sonra 20'li yaşlarımda bir süre korsan CD sattım. Utanıyorum ama tam ümidimi kaybedecekken son yıllarda işte böyle Afrika kıyılarında korsanların hortlamasıyla moralim yerine geldi. İstediğiniz her şey olabilirsiniz. Sir olabilirsiniz, şövalye olabilirsiniz. Ama tabii eskiden Kral Richard, yuvarlak masa şövalyeleri falan vardı. Şimdi farklı mesela. Şimdi Elton John şövalye ilan edildi mesela. Evet. Elton John'a bakınca aklınıza şövalyelik payesi, cesaret ve yüreklilik geliyor mu? Ya yani Kral Richard'dan sonra... Ha, bilmiyorum. Herhangi bir başarı kaydederseniz sir ilan edilmek, fabrikada ayın elemanı seçilmek gibi öyle. Şu anda öyle, eskisi gibi değil. Elton John. Düşman saldırırken güvenebileceğiniz bir şövalye mi? Belki bir grup dansçı ve enstrümanist saldırıyorsa hani nevroz yaşayıp bağırıp çağırıp savuşturabilir. Sir Mick Jagger. Başarısı 2000 kadınla birlikte oldu. Amazonlar saldırdığında mı devreye sokacaklar? Tom Jones. Tom Jones Sir. Gal Kaplan'ı. Aslan yürekli Richard'dan sahneye sütyen külot fırlatılan bir pop şarkıcısına bence ünvan yerlerde sürünüyor. Ama siz bilirsiniz. Sir olmak istiyorsanız özgürsünüz. Pınar Su'yla Bay J Show devam edecek. Pınar Su'yla Bay J Show devam ediyor. Bay
Bayşe, sessiz kalma hakkına sahipsin. Okey, biliyorum da öyle bir kabiliyetim yok. No one else is, but you are. Selim abi! Allah kahretmesin değilmiş. Yok yok, birine benzettim, affedersin. Affedersiniz. Ay, yaptığım çirkin hareket şahsınıza değildi, lanet olsun. 300 kişiye rezil oldum. You're listening to Bayşe on Power FM. Burası dünyanın en iyi radyosu Power FM. Burada hataya, eksikliğe, ezikliğe, zavallılığa, verimsizliğe, sağduyusuz çalışmalara yer yoktur arkadaşlar. Bakmayın, Cenk'le Erdem'i çok seviyoruz, aileden onlar. Yani şimdi yoksa gerçekten prensiplerimiz var. Var. Benim adım Bayece. Bir insanın adım Bayece demesini garip bulabilirsiniz. Yani kim adının başına erkek olduğunu hatırlatacak bir ibare koyar ki, öyle değil mi? Evet, farkındayım. Arkasında da Türk alfabesinin en az kullanılan harfini, belki de az bulunur bir başlangıç, az bulunur bir harf, ender rastlanır bir akşam sunucusu Bay J'nin Power FM'deki şovuna hoş geldiniz. Bugün programa neredeyse geç kalıyordum. Allah aşkına, ne zamandan beri gündüz alkol kontrolü yapıyorlar ha? Söylesene, ne bu ha? Ha? Şaka ediyorum, şaka ediyorum. Asla program saatim gelmeden başlamam, asla. Buraya gelip bu küçük radyo stüdyosuna girince ama hayatım dediğim bu sefil, bu patetik tercümesi acınacak durumda. Organizma aklıma geliyor ve ister istemez çantamın ön gözündeki, neyse, kameranın görmediği bir kısım. Çok fazla kamera var. Burası aynı zamanda bir televizyon stüdyosu çünkü. Ahlaksızlıktan değil, hain biri olduğum için değil, biraz yaşanır kılmak için değil. Evet. Oysa ki daha dün size hayatı olduğu gibi kabul ettiğimi ve bir şeyleri görmezden gelebilmek için alkol ve uyuşturucuya ihtiyacım yok, kendimi uyuşturmayı reddettiğimi söylemiştim, yalan söylemişim. Ya, belki de söylemedim ama bugün önümde bu program malzemesi var. Bu yüzden alkolik gibi davranmam gerekiyor. Ay, bilmiyorum. Bakın, her kesimden, her yaştan insana hitap etmek çok zor. Ben bu kadar milyon dinleyiciyi iki yüzlü ve yalancı olmadan yapamazdım. Doyurmam gereken bir çocuğum var. İki aileye bakıyorum. Beni anlamanızı istiyorum. Eskiden ne iş yapardın Bay J diye soruyor. Eskiden reklam filmi müziklerini yapardım arkadaşlar. Evet. 5-6 yıl durmadan o sanayide çalıştım. Ama daha sonra reklam şirketi sahipleriyle çalışmanın ne kadar zevkli olduğunu fark edip radyo sunucusu oldum. Yani çok heyecanlı, tatlı ve eğlenceli insanlar reklamcılar. Ama neden sosyal ortamlarda görüşebilecekken onlarla çalışayım ki, anlatabiliyor muyum? Bu tıpkı çok iyi vakit geçirdiğiniz bir kadınla evlenmeye benziyor. Aynen. Vallahi bak. Yani nefis bir otomobil alıp sürücü koltuğunu söküp ayakta kullanmak niye, anlatabiliyor muyum? Dinliyor musunuz beni? Ha? Kopuyor muyuz? Bazı noktalarda sizden. Buraya, radyoya gelip gitmek reklam sanayisinde çalıştığım stresli günlere göre daha iyi aslında. Yani güzel bir yer burası. Kimse işime karışmıyor. Yani bugünkü metinleri patron şahsen yazdı verdi. Ama bakın, ne şekilde telaffuz edeceğime ben karar veriyorum. Mesela istesem veriyorum değil de viriyorum da diyebilirim ama metinden çıkmadan. Metinden çıkmadan patronun özel talimatı. Ekmek aslanın ağzında. Ya bak, burası çok güzel. Power FM dedim mi zaten akan sular duruyor. Birine ne iş yaparsın diye sorduğunda radyo sunucusuyum deyince sıfır tepki veriyor. Hangi radyo deyip de Power FM dediğim zaman ooo diyor. Sonra da korku içinde umarım sabah programını sunan şu palyaçolardan biri değilsindir diyor. Yo yo yo, hayır, akşamki muhteşem programı sunuyorum diyorum. Hep beraber anın tadını çıkarıyoruz. Sonra bu güzeller güzeli 20'li yaşlarda genç kızla. Beni anlıyor musunuz? Bak, gönül isterdi ülkenizde yasal olarak bulunayım da Power Group yönetimi strese girmesin. Ama biliyorsunuz hiçbir şey tam olmuyor. Bay J adım, canlı yayın salı akşamı, ben olsam kaçırmam. Bizim gibi stüdyodaki cihazlar da yaşlanıyor, havayı koklayan adam. Ne oldu, bir şey mi oldu? De basıyorsun basıyorsun anlamıyor filan. Ya bir dur diyorum yayına, havayı koklayan adamla konuşacağız. Stop diye bir düğme var. Stop all diyor. Her şeyi durdur. Hiç. Devam ediyor. Hoppa. Power FM. Hadi bakalım. Hop hop. Cümleyi ters kurdun ama. Sen de yaşlanıyorsun. Power FM. Efendime söyleyeyim. Patronun talimatı bu. Bu yüzden böyle başladım anonsa. Sanki böyle dünya yeniden dönmeye başlıyormuş gibi başlamayın diye talimat verdi. Ben de sanki önceki anonsun son cümlesinin sonuna ek yapar gibi devam etmeye çalışıyorum ama belli ki ben dünyayı her anonsumla tekrar döndürmeye başlatmayı daha iyi beceriyorum, lanet olsun. Adım Bay J, burası Power FM.
Patronumuz melek gibi bir insandır ve inanın bana, bunu bana verdiği para için söylemiyorum gerçekten. Bilmiyorum, sanırım söylediklerime inanmıyorum, bilmiyorum. Ama şöyle bir şey, ne yaparsa yapsın, para her şey değil. Para versin veya vermesin işime karışmaz. Ben de onun bana duyduğu saygıyı çalışkanlıkla geri ödemeye çalışıyorum. Ama işte o gidip de benim çalışkanlığıma karşılık para bulmaya çalışıyor ya bir yerlerden her ay. İşte yine ben bana gösterdiği saygı sevgiye karşı bir şey verememiş oluyorum. Bu yüzden sen de sevgi ver, sen de saygı ver o zaman Bayce. Ya o zaten default yani, hak eden bir insana zaten veriyor. Ama ben zaten bana yapılan iyiliklere hep karşılık vermek zorunda hissediyorum. Mesela gençken çok yalnız ve saptım. Sonra bir gün bir kız arkadaşım 3 gün evimde kaldı. Hala evlenmeye devam ediyorum. Kadınlara olan borcumu ödemeye çalışıyorum, biliyor musunuz? Aynı sevgiyi, saygıyı. Geçen gün salon müziği dinliyorum. Siyahi bir adam söylüyor. Altta cool bir slow R&B altyapı. Adam şöyle... No 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 no. Türkçe'ye çevirdim. Evet. Hayır. İçimden şöyle bir karar versene. Evet mi hayır mı? O anda adam maybe dese ben zaten taş olurdum değil mi? Evet. Ben İngilizce öğretmenliği okudum bir miktar Boğaziçi Üniversitesi'nde, eğitim maceramın bir döneminde. Çünkü büyüyünce şey olmak istiyordum. Yaşam mücadelesi veren biri olmak istediğim için İngilizce öğretmenliği okuyordum ben. Ya canım yok, benim sınıfımdan mezun olanlar benden daha iyi yaşıyorlar. Hepsi zengin tiplerle evlendiler. Evet, gerçekten başardılar. Para mutluluk getirmez derler. Bilemiyorum yani. Para ev satın alır, güzel otomobiller, güzel yerlerde güzel yemekler, güzel tiplerle takılma imkanı verir. Evinizin kapısının dışındaki yerleri gezmenizi sağlar. Yelkenli alabilirsiniz parayla. Psikolojik sorunlarınız varsa veya dejenereyseniz çeşit çeşit pahalı, çirkin şeyler, böyle bir fabrika açıp 350 kişiye ekmek yedirip mutlu edebilirsiniz. Yani ben mutsuz olmaya razıyım parayla. Açık konuşacağım çünkü... Hani para mutsuz ediyorsa ben razıyım özel jetimle gitmeye her yere. Mesela bu zor görevi üstüme almaya hazırım toplum bana destek verdiği takdirde. Bu toplumun desteği çok önemli. Çünkü bak çok demeyeceğim. Her akşamki milyon milyon insan dinlemesin beni. 300 bin kişi dinliyor olsa her gün bana birer lira yollasalar ki bütçelerinde küçük bir delik bile açacağını zannetmiyorum. Günde 300 bin liram olur. Evet. Ayın her günü çalışırım. Vallahi çalışırım. Ayın sonunda 9 milyon TL'm olur. Evet. 6 ay sonra da işi bırakmayacağına söz veremem. Bir de şey derler ya, parayla aşkı satın alamazsın diye. Karısı çirkin olan kaç tane dolar milyoneri tanıyorsunuz? He? Ama Bayce, onlar kocalarına aşık değil ki. Hadi kapar mısın çeneni? Tabii ki aşıklar. Sürüneceklerini birine aşık olup 5 ay sonra şu anki zengin kocalarına duydukları nefreti duyacaklardı. Ne değişiyor ki Tanrı aşkına söylesenize. Önceki saatimizde yayın sırasında 3 şanslı dinleyiciye 20'şer kilo altın hediye ettik. Yazık ki siz burada değildiniz. 45 yaşındayım, odaklanma konsantrasyon sorunum var ve 150 beygir motoru olan bir otomobil kullanıyorum. Bugüne kadar kimseyi öldürmedim ama artık hazır olduğumu düşünüyorum. Bugün depresyondayım, ne oldu bilmiyorum. Sanırım başarımı çekemeyenler bana büyü yaptı. Adım Bahşem. Dünyada çok uzun süre kalmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bu vücutlar depozitosuz boşlar. Düşün, depozito yok. Belki de vücutlarına dövme yaptıranlar bu ümitle belki güzel görünürse depozito alırım diye yaptırıyorlar. Ben size iyice eskitmeye çalışıyorum. Nasıl? Hay kötü beslenip alkol veya uyuşturucu kullanmıyor. Başka türlü. Ama iffetli bir DJ'in ulusal yayın yapan bir radyo kanalında konu edebileceği cinsten şeyler değil. Bu yüzden... Bana diyorlar ki hadi Bayce, yapabilecek kadar ahlaksızsın ama anlatamayacak kadar iffetli misin? Şimdi şöyle arkadaşlar, sizlere eski bir deyişi hatırlatacağım. Bilen anlatmaz, konuşan bilmez diye bir laf vardır. Anlatırsam herkesin bu konulardan anlamayan bir salak olduğumu düşünmesini istemiyorum. Zaten bunun için yeteri kadar sebep veriyorum. Ben okulda çok popüler bir tip değildim. Ortaokula giderken beni... Çırak Osman diye çağırırlardı. Öyle bir karakter vardı televizyonda. Annem paçası ve kolları kısa kıyafetler giydirirdi. Tipik erkek annesi. Kızlar beğenmesin de oğlum bana kalsın düşüncesi. Herhalde öyle. Ya da fakirdik ya da inanılmaz cimri. Neyse, okulda salağın teki olmam umurumda bile değil. Artık çünkü
Çünkü Facebook var ve ben Facebook'a tapıyorum. Yani inanılmaz bir özgüven artırıcı sosyal paylaşım. Neden, niye diye soracak olursanız. Lisede ve üniversitede benden daha iyi görünen, benden daha popüler olan, benden daha varlıklı, sağlıklı, daha fazla saçı olan hiç kimse artık öyle değil. Ne olursunuz bir bakın, lisedeki en popüler tiplere bir bakın. Lanet olası korkunç görünüyorlar ve bence bu gerçekten harika bir şey. Yani açık konuşacağım. Moralim bozuk olduğunda, küçük depresyonlarımdan birini yaşarken, param bittiğinde muhakkak eski okul arkadaşlarımla buluşuyorum. Mezunlar günü gibi bir şey organize ediyorum. Düşünün, bunu ben yapıyorum. Bakkala gitmeye üşenen adam mezunlar günü diye. Yani bana verdiği hazzı bir düşünün. Hepsinden iyi görünüyorum. Hepsinden zenginim. Hepsinden daha güzel kız arkadaşlarım var. Aptallar! Pekala, her neyse, burası Power FM. Buraya gelenler iyi müzik ve başarılı eğlence adamı Bay J'yi dinlemeye geldiklerini bilirler. Bu çok temel bir özellik. Buraya gelenlerin bu özelliği taşıyanlar Power FM'i dinlemek için nerelerden gelirler? Sanki internetten dinleyemiyorlar gibi, değil mi? Ama dediğim gibi sadece bir temel özellik. İnsanoğlunun çok daha fazla özelliğe ihtiyacı var. Bay J'nin birden fazladan çoktan daha fazlası var. Bunu da bilmeniz gereken ikinci temel konu. Power FM burası. Kim isterse dinleyebilir ama unutmayın, her dinleyen Bay J'yi anlayamayacak. Ayrılmayın, şansınızı deneyin. Yoksa sizi yanında bıçak, satır ve tabancayla gelen kişilerin olduğu düğünlere topuklu ayakkabı giydirip halay ekibi olarak yollarım ha. Pınar Su'yla Bay J Show devam edecek. Pınar Su'yla Bay J Show devam ediyor. Babam ergenlik çağımda bana seksle ilgili konuşma yapmıştı. Bak evlat, şimdi vücudunda değişiklikler fark edeceksin. Sesin kalınlaşacak, kıllanacaksın, daha agresif olacaksın. Kurt adam olacağım zannetmiştim. Şey demişti bana. Bak evlat, hiç önemli değil. Eğer gay olmak istersen bunu benimle konuşabilirsin. Biz annenle seni çok seviyoruz. Senin sen olman dışında senden bir beklentimiz yok. Kafalarını salladıkları takdirde bile içlerinde doktor olabilirdi diye geçirirler. Gerçekten öyle geçirirler. Merhaba millet, ne habersiniz ha? Havanızdasınız gibi geliyor. Ya da ben gerçekten çok kaliteli bir alkış efekti kullanıyorum. O da olabilir. Emin değilim. Peki. Ama iyi olmanızı istiyorum. Gerçekten. Bu kendimle ilgili çok önemli bir sorun. Arkadaşlarıma birisi için şey diyorum. Ya ben bu kızı veya adamı çok severim diyorum. Onlar da hep aynı cevabı veriyor. Başta sen zaten herkesi çok seversin. Ama bunu bir iltifat olarak söylemiyorlar. Yani biraz şey var içinde. Dikkatli ol. Her parlayan altın değildir. Biraz insan ayırman lazım. Sen sana da zarar veren tipleri de çok seviyorsun diyorlar mesela. Ama bakın, evet, belki bu söylediklerinde doğruluk payı olabilir. Ama bu tavrım sayesinde inanılmaz renkli bir sosyal hayatım var. Bu sevgi dolu tavrım sayesinde ben 15. sevgilime geldiğimde akranlarım henüz emekliyorlardı. Emekliyorlardı. İki, anne, baba, anne. Oğlum 14 yaşını bitirmeye doğru gidiyor. Liseye başlıyor. Çocuk çok zeki, sevgi dolu. Hiç talepkar değil. Kendi kendine eğlendirebilen bir insan. Kendisiyle vakit geçirebilen. Onunla gurur duyuyorum. Yalnız şeyden çok mutluyum. Çocuk doğum günlerinden kurtuldum. Evet. Bu çocuk doğum günlerinden gerçekten hoşlanmıyorum. Şimdi bu yaşında daha çok arkadaşlarıyla öyle takılmaca falan. Düşünsenize, 20 tane 6-7 yaşında çocuk, anneleri ve ellerinde sonradan doğurdukları bir takım sürekli inleyen bebekler oluyor bu çocuk doğum günlerinde. Neyse. Ya oğluma 7 yaşındayken sormuştuk, hangi temayı istersin doğum gününde diye. Barbie temalı istiyorum demişti. Bak, hiç öyle ön yargılarım yoktur. Aman çocuğum Barbie istedi. Eşcinsel eğilimi mi var? Var, hiç yoktur yani. Oğlu da başımın üstünde yeri var. Ayrı, kanım canım, öyle değil mi? Neyse, annesi bana nasıl yapalım demişti. Aradım bir organizasyon şirketini. Animatör kız istiyorum dedim. Barbie kılığında gelebilir mi? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. O gün bugündür her doğum günüme çağırıyorum kızı. Alo? Animasyon ajansı mı? Evet. Ya biz Barbie'den çok memnun kaldık. Kocamın doğum gününde de istiyoruz. Deri kıyafet giyebiliyor mu Barbie? He? Tabii çocukken incelik gösteriyor şimdi anne babalar. Bizim zamanımızda yoktu. Mesela
bir film izlemişti çocukken oğlum. Ve deniz kızına aşık oldu mesela. 1,5 ay evde balık yemedik. 4 saat küvette kalıyordu. Baba yüzgecim çıktı mı? Hayır bir tanem. Hayır yüzgeç yok ama kuru üzüme benzedin. Çık artık ya. Biz baba oğul bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir keresinde duvar kağıdı yapıştırmak istedik. Ben rahat bir adamım. Oğlum da tam bir oyuncu. Şimdi eşim de biraz kontrol manyağı. Bir ara kendimi şöyle derken buldum. Şahane oldu, süper. Karım şöyle. Her yerinde hava baloncukları var. Ben şöyle. Onlar hava baloncuğu değil, oğlanı altında unuttuk. Kontrol manyağı çok iddialı bir söylem ama her arabayla bir yere gittiğimizde her türlü tehlike veya değil, eşim de benimle birlikte önünde bulunduğunu varsaydığı sanal bir frene basıyor. Ya bırak, direksiyon freni hepsi bende, bir fark yaratamazsın aracın gidişinde. İlk çıkmaya başladık, 15 metre bir şöyle. Çıktığımızın ilk ayı astım mı var zannettim ya. Cep telefonuyla konuşmamızı sağlayan rakip şirketler arasında bu kadar büyük bir rekabet varken nasıl oluyor da hala bu faturaları giydirmenin bir yolunu buluyorlar bize gerçekten? Böyle geçirilmez ama ya, gerçekten. Ben de mi gitsem şu etler ve pişirme teknikleri, ama ben daha çok şey, mangalcıyım ya. Kömürü yakacağım, sonra da eti yakacağım. You're listening to Bay J on Power FM. İyi akşamlar, ne haber dinleyicilerim? Benim adım Bay J. Dün bir arkadaşım söyledi, çok ünlüymüşüm. Evet. Ya. Ben ünlü olduğumu ne zaman anladım biliyor musunuz? Seneler önce babamın ameliyatını yapan doktor bir fotoğraf çektirebilir miyiz beraber diye yanıma gelince. Yani beni ameliyathaneye sokmasına gerek yoktu. Babamın prostatını bu kadar yakından görmek istemiyordum ben. Şöhret bana ne getirdi? Bunu konuşalım isterseniz. Çok kısa anlatmaya çalışacağım. Normal şartlarda asla takılamayacağım kızlarla takılma şansı buldum. Net. Yani uğraşsam yine ilişkim olurdu büyük ihtimal. Ama düşünsene, yalan söylememe bile gerek kalmadan ilişkiler yaşadım. Güzel ve zeki kadınlarla. Zekiydiler ama benimle ilişki yaşadıklarına göre çok da akıllı olmadıklarını varsayarsam lütfen bana kızmayın. Hani ne halt olduğum o kadar ortada ki, yani dişi bir kunduza bile teklif etsen beni al kemir diye saçmalama diyecektir. Yani anlıyor musun? Hastalık kapmak istemiyorum. Neyini kemireyim ben senin? Evet. Geçen gün bir internet sitesi annemi aramış. Ünlü bir radyo sunucusunun annesi olmak nasıl diye. İşte anneler günü röportajı falan, öyle bir şey yapalım demişler. Evet. Annemin söylediklerini özetliyorum size. Şöyle diyor. Oğlum Bahçe sayesinde kaba, çirkin, tatsız, iğrenç biri olan kocamın kıymetini anladım. Evet. Kendimle gurur duyuyorum demiş. Bu korkunç yaratıktan insan içine çıkıp dolaşabilen bir canlı türü yarattığım için. Ayrıca şimdi size vermeyeceğim ama yaramazlık yaparsa diye ablasının pembe kıyafetiyle bir resmi var elimde. Biraz eskide yaşıyorlar babamla. Cep telefonunun mesela inanılmaz zengin insanlara göre bir şey olduğunu düşünüyorlar. Mesela herkesin yanında çıkartma cebinden dedi annem, nazar değer. Nazar mı değer? Nazar. Anneciğim ben Suadiye'de yaşıyorum. Sokaktaki dilencinin akıllı telefonu var. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bir de bu annelerin erkek çocuklarına olan takıntısı nedir Allah aşkına ya? 23 yaşına gelmiştim. Annem her gün sakın bir kızın yanında soyunma, nazar değer diyordu. Bir sürü insan bana şey diyor. Ya nazara inanmıyor musun Bay J diyorlar. Dalga mı geçiyorsun? Nasıl göz var üstümde biliyor musunuz siz? Ha bir de benim üstümde hiç göz olmamasından çok fazla göz olmasına geçişim çok hızlı oldu. Adapte olamadım. Yani küçükken çok tercih edilen bir tip değildim. Bu komedi işiyle birlikte sapıklarım falan oldu. Ya benim olacaksın ya kara toprağın diye üstüme gelen kadınlar falan böyle. Hayır. Kara topraktan daha da çirkin olmasalar ben yapacağımı bilirdim ama işte. Evet. Oldu ya. Orada işler tıkırında arkadaşlar. Yani fena değil. Peki diyor, bu ani başarının sırrı nedir? Şimdi bazıları büyü yaptığımı söylüyor. Kime? Yani
Rakiplerime diyecek olsam zorlanırdım. Rakibim yok. Artı hadi büyü yaptım en önemli rakiplerime. Neden eskisinden en ufak bir farkı yok yaptıkları işlerin? Millet çok acayip ve günden güne acayipleşiyor. Kimse hatayı kendinde aramıyor. Kocamla aram bozuldu. Kesin Bay J büyü yapmıştır. Ya yani ben büyü yaptım diye kocanla aranız bozuldu öyle mi? Yani 23 yaşındaki üniversiteli sevgilisinin adamın hiçbir etkisi olmadı. Yani böyle bir şey yok değil mi? Kas karmaşası yapmak gerekiyormuş. Tam koşu bandına çıkarken yağlı dana eti yemeye başlıyorum. Kaslarım diyor ki Bay J koşacaktık. Üzgünüm çocuklar diyorum. Şimdi parti zamanı. Power FM burası. Ben Bay J ve arkadaşlarım kızarmış ekmeğin üstündeki birinci sınıf kaliteli tereyağı gibiyiz. Evet. Damar tıkayıcı ve hazmı zor. Ama leziz. Dinlemekten daha fazla keyif alacağınız bir program da olabilir. Ancak henüz yapıldığını zannetmiyorum. Biz bile geleceğin programını sunuyoruz. Her şey matematiksel olarak formülize edilmiştir bu şovda. Evet, program başına ben havayı koklayan adam ve asistanım Engin toplam 2430 lira kazanıyoruz. Paranın 2000 lirası Bağcay'a gittiğine göre havayı koklayan adam ev kirasını nasıl ödüyor? Artı Engin otomobiline nasıl hala benzin alıyor? 2000'in mezde denklem oldu. Radyo matematiktir. Eğer patron yılda 20 milyon dolar kazanıyorsa ve Bay J'nin sadece bu parada değil radyonun tümünde gözü varsa soru geliyor. Niye hala DJ'lik yapıyor ve mafyaya katılıp uyuşturucu kaçakçılığı işine girmedi? Çünkü ben kanunsuz işleri sevmem arkadaşım. Temiz doğdum, temiz ölmeyi planlıyorum. Ölmeyi planlamıyorum. Sadece bir gün böyle bir şey olursa öyle şok falan geçirmeyeceğim. Plan yok ama yani. Trajikomik bir haber vardı. Ne zaman çıktı medyada vardı bilmiyorum ama. Herbert Haupt, Avusturya'nın Kadın Hakları Bakanlığı'nı yapmış yıllarca. Bir itirafta bulunmuş ve sağır olduğunu ve kadın sesinin bulunduğu frekansta hiçbir şey duymadığını söylemiş. İşini çok kolaylaştırmıştır. 8 kez boşanmış. Evet abi. Hayır, şimdi kadınlar bu adamla sorunlarını konuşmak istiyorlar. Sadece dinliyormuş gibi yapan biriyle konuşmak isteseler zaten kocaları var. Kınar Su, Bay J Show'u sundu.